Günaydın Ters TV izleyicileri. Ben Ebru Doğdu. Bir Post Amerika programı ile daha karşınızdayım efendim. 17 Haziran 2021'deyiz. Bir an böyle Temmuz'da mıyız acaba diye inanın şey oldum, yani kafam karıştı. Ama maalesef Temmuz havalarını yaşamıyoruz. Gerçekten dünyanın her yerinde iklim böyle bir tuhaf. Efendim bugün Hürriyet gazetesiyle başlayacağım. Manşetinde helal olsun Türkiye diyor. Çünkü dün de bahsetmiştik, aşı ile ilgili çok ciddi bir hız kazanmış durumdayız şu anda. Aşı karşıtlarının propagandalarına rağmen günlük aşılamada rekor üstüne rekor kırılıyor. Türkiye son bir haftadır Dünya Aşı Ligi'nde en başarılı ülkelerden biri haline geldi. İşte bu başarının nedenleri. Sağlık Bakanlığı aşıda ortaya çıkan tedarik sorununu çözdü. Bu bir. En büyük sorun buydu zaten. BioNTech ile 120 milyon dozluk anlaşma yaptı. Aşıları hemen teslim alan bakanlık hızla vatandaşlara uygulamaya başladı. Vatandaşlar da gelen aşılara ilgisiz kalmadı. Aşı karşıtlarının itirazlarına rağmen aşı olmak için hastanelere akın ettiler. Evet, ben bir an korkuyordum acaba hani aşı karşıtları daha mı çok olacak diye. Ama belli ki aşıyı destekleyenler daha fazla. Boğazını kes, bir yılda tahliye ol. Maalesef çok kötü bir haberle devam ediyorum. Emrah Danışman bir yıl önce Maçka Parkı'nda yanındaki kadınlara laf attığı için kendisini uyaran Doktor Süleyman Dönmezler'in boğazını bira şişesiyle kesmişti. Geçmişinde 5 yaralama olayı dahil birçok suç kaydı bulunan danışman tutuklandı. Hakkında 15 yıl hapisle dava açıldı. Son duruşmada danışmanın avukatı, müvekkilimin eylemi korkutmaya yönelikti, tahliye talep ediyoruz dedi. Mahkeme de şaşırtıcı bir kararla saldırganı tahliye etti. Yazıklar olsun gerçekten. Soma, hatırlar mısınız? Yine çok trajik bir olaydı. Soma kararına ailelerden tepki geldi. Soma'da 7 yıl önce 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın sanıklarına verilen cezalar madenci ailelerin tepkilerine neden oldu. Şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurut ile Adem Osmanoğlu ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezası aldı. Daha önce 8 yıl 4 ay ceza alan yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç de beraat etti. Kararı isyan eden avukat Can Atalay, taksirle işlenen suçlar için infaz düzenlemesi gelirse bir gün bile yatmazlar dedi. Sabah gazetesine geçiyorum sevgili seyirciler. Dünya bilsin ki hep yanınızdayız. Bakü tarihi bir gün yaşadı. Başkan Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde ayakla alkışlanan bir konuşma yaptı. Karabağ zaferi yıkımın değil insanın, zulmün değil adaletin zaferidir. Medeniyet ile vandallık arasındaki farkı görmek isteyen gelsin Karabağ'a baksın. Kafkaslardaki barıştan tüm dünya kazançlı çıkacak. Bugün bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız. Şuşa'yı Türk dünyası kültür başkenti olarak görmekten memnuniyet duyarız demiş efendim. Konuyla ilgili haberimizi birlikte izleyelim, buyurun. Bugün de bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki inşallah yarın da yanında yer alacağız. Nasıl ki Balkan Harbi sırasında Azerbaycan Milli Marşı'nın yazarı Ahmet Cevat, beraberindeki Azerbaycanlı gençlerle Osmanlı ordusunda savaşmışsa, nasıl ki Çanakkale'de Azerbaycan'dan gelen yiğitlerle Anadolu'nun delikanlıları birlikte mücadele edip, hep birlikte şehadete yürüyüp zafer kazanmışlarsa, nasıl ki Kafkas İslam ordularının aslanları, Nuri Paşa'nın askerleri o gün Azerbaycanlı kardeşlerimizin yardımına koşmuşlarsa, biz de bugün ve gelecekte bir ve beraber olacağız. Zengezur koridorunda çalışmaya başlayacak demir yoluyla Ermeniler de kolayca Moskova'ya ve tüm dünyaya ulaşabilecekler
böylece kendi kendilerine uyguladıkları ablukadan kurtulabileceklerdir. Kardeşimle birlikte teklifimizi yaptık. Neydi teklifimiz? Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan. Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükunet meydana gelsin. Bölgede düşmanlıklar ortadan kalksın. Tabii burada hemen hemen bir Gürcistan'ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde kendisiyle bunu ben tekrar Sayın Başbakan'la da konuştum. Dedim bu Gürcistan'ın da lehine olacaktır. Bu adımı atalım. Bak biz Ermenistan'la aramızdaki sıkıntıları biliyorsun. Ama biz bütün bunlara rağmen Azerbaycanlı kardeşlerimin sıkıntılarının da giderilmesini istiyoruz. Aynı şekilde sizin de Rusya ile olan sıkıntıları aşmanıza bu platform vesile olacaktır. Çalışayım dedi. İyi olur dedik. Çünkü bu bölgenin barışa ihtiyacı var. Bunu başarmamız lazım. Ve Ermenistan Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız. Türkiye sınırlarının açılmasının Ermenistan'a sağlayacağı faydalar saymakla bitmez. Velhasıl bu zaferi herkesin ortak zaferi haline getirmek bizlerin elindedir. Bir daha Kafkasya'nın boynuna kimsenin esaret zinciri vuramaması için önümüze çıkan fırsatları hep birlikte en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Biz bu mücadeleyi kendimiz ve dostlarımızla birlikte dünya beşten büyüktür diyerek küresel düzeyde de veriyoruz. Ben buraya NATO zirvesinden geldim. NATO zirvesinde de işte bunları konuştuk. Bunların değerlendirmesini yaptık. Hamdolsun olumlu görüşmelerle buraya döndük. Ama dünyanın sorunları bitmiyor. Dünyada çözülecek daha çok sorunlarımız var. Ama dik durursak, sağlam durursak, bir olur, beraber olursak Allah'ın izniyle bunları çözeriz. Randevuyu al aynı gün aşı ol. Yine aşıyla ilgili iyi haberler. Covid aşısında yeni uygulamayı Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan şöyle duyurdu. Gün içinde randevu, gün içinde aşı. Randevunuzu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım. Buzları eriten tarihi zirve, ABD Başkanı Biden ve Rusya lideri Putin 36 yıl önce Reagan ile Gorbaçov'un görüştüğü Cenevre'de buluştu. Geri çağrılan iki ülkenin büyükelçilerinin görevlerine dönmesi kararlaştırıldı. Ortak bildiride nükleer savaşın kazananı olmaz denildi. Bu konuyla ilgili de haber merkezimizin hazırladığı haberi birlikte izleyelim. Buyurun efendim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden görüşmeden önce birlikte fotoğraf çektirdi. Sonra iki ülkenin dışişleri bakanlarının da katılımıyla görüşmeye geçildi. Putin iki ülke ilişkilerinde çok sayıda sorun olduğunu hatırlattı. Verimli bir toplantı olmasını umuyorum dedi. Biden da yüz yüze görüşmenin faydalı olacağını söyleyerek karşılıklı çıkarlarımızın olduğu konularda nerelerde sorunlar var, Rusya ile bunları belirlemeye çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Putin ve Biden arasında Dışişleri Bakanlarının da katıldığı dar formattaki toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Verilen kısa aranın ardından geniş katılımlı heyetler arası görüşme yapıldı. Evet.
Türkiye gazetesine geçiyorum sevgili seyirciler. Kripto paralar ile ilgili bir banka düzenlemesi var. Yani kripto paralara banka düzeni. Bence de gerçekten iyi olacak. Çünkü bu konuda insanların bir canı yandı son dönemde biliyorsunuz. Ne yapılacakmış? Aracı kurumlara, sermaye sahiplerine güvenlik soruşturması şartı geliyor. Kripto kazancından vergi de alınacak. Kripto para yatırımcılarının mağduriyetinin önlenmesi ve bu sektöre yönelik denetim, gözetim mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan taslakta sona gelindi. Düzenleme ile kripto para kuruluşlarına bankaların uyması gereken şartlara benzer kurallar getirilecekmiş. Evet, gayet iyi olacak bence. Nükleer savaş olmaz. ABD Başkanı Biden ile Rusya lideri Putin tarihi zirvede buluştu. Görüşme sonunda kazananın olmayacağı nükleer savaşın asla başlatılmamasını teyit ediyoruz. Sağlam ve güçlü diyalog başlatılacak denildi. Balık satışını müsilaj vurdu. Marmara'yı saran, Ege ve Akdeniz içinde ciddi tehdit oluşturan müsilaj balıkçıları olumsuz etkiledi. Hem balık haline gelenlerin sayısı hem de satışlar ciddi oranda düştü. Esnaf, insanlar korktu, balık yemek istemiyor dedi. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de yemiyorum bu aralar. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Normal hayat çok yakın demiş. Yine tabii ki aşılarla ilgili. Covid-19 ile mücadelede aşılama artık iyice hızlandı ve günlük 1 milyon doz sınırını aştı. Son bir yıldır kısıtlama, kademeli normalleşme, kısmi kapanma, vakalar arttığı zaman da tam kapanma süreci yaşayan Türkiye'nin Temmuz ile birlikte normalleşme umudu arttı. Bir süredir verilmeyen Sinovac randevuları da verilmeye başlandı. Böylece isteyen vatandaşlar BioNTech, isteyenler Sinovac olabilecek. Koruyuculuğunun %97 olduğu belirtilen Rus Sputnik aşısı da 15 gün içinde devreye girecek. Böylece hem aşı çeşitliliği hem aşı miktarı açısından hiçbir sorun yaşanmayacak. Delil var mı diye sormak suç. Fransa'da French Comté bölgesindeki bir lisede Türkler Ermenileri, sivilleri öldürdü diyen öğretmene delil var mı diye soran Türk öğrencinin başına gelmeyen kalmadı. Güvenlik nedeniyle soyadını açıklamayan Altay isimli öğrenci okul yönetimince bir yıl hapis cezasıyla tehdit edildi. Altay'ı sorguya çeken istihbarat görevlileri de Müslüman mısın, namaz kılıyor musun, bir gruba bağlı mısın gibi sorular yöneltti. Örümcek ağı gibi Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajın derinlerde daha yoğun olduğu gözlendi. Tavşan Adası açıklarında 30 metre derinliğinde yapılan dalışta müsilajın deniz suyunu örümcek ağı gibi sardığı görülüyor. Görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu bölgede bir ay önceki dalışa göre yoğunluğun kat kat artması dikkat çekti. Akşam gazetesine bakıyorum sevgili seyirciler. Güzel yorgunluk. Covid aşılaması günlük 1,5 milyona dayandı. Birkaç ay önce hastaları tedavi için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarının yorgunluğu gündemdeyken bugün aşı yapmaktan yorulan hemşireleri konuşuyoruz. Sağlık Bakanı Koca'da hemşire Sabire Elen'in "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı" mesajını, "Bu fedakarlık unutulmayacak" notuyla paylaştı. İzmir'de görevli Elen, "Salgının bitmesi için yaptığımız fedakarlıkların görülmesi mutluluk verici" dedi. New York'ta kurtuluş şöleni, nüfusunun %70'ini aşılayan New York kısıtlamaların kaldırılmasını kutladı. Konuyla ilgili haberimizi birlikte izleyelim. Biraz moral olsun. Görüntüler ABD'nin New York kentinden. New Yorklular kısıtlamaların kaldırılmasını kutlamak ve sağlık çalışanlarını onurlandırmak adına havai fişek gösterisi düzenledi. New York valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında eyalette aşılama oranının %70 hedefine ulaşıldığını belirterek COVID-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu. Cuomo, "Bugün pandemiyle mücadelede 472. gün. Bugünden itibaren bildiğimiz normal hayata dönüyoruz. Bu çok önemli ve bunu hak ediyoruz. Çünkü çok uzun bir yol oldu" diye konuştu. Bir dönem ülkede vaka sayısı oranı en yüksek eyalet olan New York'ta bu oranın 1/4'e düştüğünü ifade eden Cuomo, "Bir dönem New York, 100 yılın yaşadığı bu salgının merkezi oldu. Tüm olumsuz şartlara rağmen 15 aylık bu süreçte New Yorklular yılmadan mücadeleyi sürdürdü. New York bu sağlık krizinden daha da güçlenerek çıktı" dedi.
Cuomo artık maske takma, sağlık taraması yapma, sosyal mesafeye uyma ve sosyal toplantılara sınır getirme gibi kurallara gerek olmadığını ancak hala aşı yaptırmamış kişilerin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi protokolüne göre tedbirlere devam etmesi gerektiğini vurguladı. Cuomo, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin belirlediği COVID-19 tedbirlerinin ilkokullarda, toplu taşıma araçlarında, büyük kalabalıkların olduğu bina içi etkinliklerde, sağlık merkezleri ve hapishanelerde uygulanmaya devam edeceğini aktardı. ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, başkent Washington DC ve ülkedeki 14 eyalette COVID-19 aşılama oranının %70 sınırını geçtiği, Vermont eyaletinin %84 ile ilk sırada yer aldığı kaydedildi. Almanlar Türkiye'yi istiyormuş sevgili seyirciler. Türkiye'nin aşılamadaki ilerlemesinin sonrasında Rusya uçuş kısıtlamasını ele almak için heyet gönderiyor. Corendon Başkanı Karaeri, Almanya'dan rezervasyonlarda Antalya, İspanya ve Yunanistan'ın önünde dedi. Milliyet gazetesi, denizde ölüm gazı. Deniz salyası felaketine çözüm için Marmara'ya açılan uzmanlar, Çınarcık Çukuru'nun 750 metresinde ölümcül hidrojen sülfür tespit etti. 4 aydır Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyasına çözüm arayan bilim, insanları açık denizde son seferi Türkiye'nin en büyük ve donanımlı araştırma gemisi RB Alemdar 2 ile yaptı. Milliyet'in de eşlik ettiği seferde gemi Beykoz'dan sonra 1270 metre derinliğindeki Çınarcık Çukuru'ndaki istasyona yöneldi. CHP Doğu illerinde örgütünü yeniliyor. CHP pandemi nedeniyle ertelediği olağanüstü kongreleri yapma kararı aldı. Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Ağrı'da olağanüstü kongre yapılması bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu'da örgüt yenilenmesine gidilecek. Posta gazetesine bakalım. Saadet zinciri eskiden çok popüler değil miydi bu? Hala var demek ki. Saadet zinciri kanla koptu. İstanbul Ataşehir'de gaspçıların içinde 3.3 milyon lira bulunan çantayı almak için öldürdükleri Sibel Koçan'ın olaydan bir saat sonra intihar eden eski eşi Süleyman Aydın, milyonlarca liranın döndüğü bir saadet zincirini yönetiyordu. Aydın'ın 2015'te başka bir saadet zinciri tarafından dolandırılınca aynı işi yapmaya başladığı ortaya çıktı. Enteresan. Şişe savaşları. Euro 2020'de futbolcuların sponsorlara yönelik eylemleri damga vurdu. Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo maç öncesi basın toplantısında masadaki kola şişelerini kaldırarak yerine su koyup su için demişti. Benzer bir eylem Fransız futbolcu Pogba'dan geldi. Müslüman olan Pogba, Almanya maçı sonrası inancına aykırı olduğu gerekçesiyle masadaki Heineken bira şişesini önünden kaldırdı. Okay. Bu konuyla ilgili de bir haberimiz varmış. İzleyelim bakalım. Enteresan. Kola şişelerini kenara itti. Su şişesini havaya kaldırarak su için dedi. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sağlıklı yaşam kampanyası Coca-Cola'ya pahalıya patladı. Firma, Ronaldo'nun bu hareketinden sonra 4 milyar dolar değer kaybetti. Cristiano Ronaldo, Euro 2020 Macaristan Portekiz maçı öncesinde kameraların karşısına geçti. Düzenlenen basın toplantısında turnuvanın sponsorlarından olan Coca-Cola'nın masada bulunan iki şişesini teker teker kenara itti. Ardından önünde duran su şişesini havaya kaldırarak Agua yani su için dedi. Coca-Cola. Ronaldo'nun bu hareketi sosyal medyada gündem oldu. Sponsor firma Coca-Cola yaklaşık 30 dakika içinde hisselerinde sert düşüş yaşadı. 4 milyar dolar kayıp kaydederek 242 milyar dolardan 238 milyar dolara geriledi. Portekizli futbolcu sağlıklı beslenme ile ilgili yaptığı kampanyalarla sık sık gündeme geliyor. Coca-Cola. Bakalım spor dünyasında neler oluyor, daha detaylı bakalım yani zaten spora geçiyoruz yavaş yavaş. Haberde fanatik böyle mi olacaktı demiş İtalya yenilgisiyle başladığımız Euro 2020'de. O kötü geceyi geride bırakıp umutlarımızı Bakü'ye taşımıştık.
Galler karşısında alacağımız bir puan bile İsviçre maçında bile grup finali oynatacaktı. Ancak olmadı. Geride kalan 180 dakikayı golsüz ve puansız kapattık. Her şeye rağmen bir şansımız daha var. 20 Haziran'da İsviçre'yi yenip en iyi üçüncüler arasında olmak için mucizeyi bekleyeceğiz. Bakalım, Foto Maç gazetesi de zaten bu hüsrandan bahsediyor. Yine hüsran demiş. Euro 2020'deki ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olup milli takımımız dün de Galler karşısında varlık gösteremeyip 2-0 yenildi. Şenol Güneş kadro tercihi ve taktik hataları nedeniyle sınıfta kalırken futbolcularımız da sahada tel döküldü. Galatasaray'ın rakibi PSV Cimbom Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile eşleşti. İlk maç 20 veya 21 Temmuz'da deplasmanda, rövanş ise 27 veya 28 Temmuz'da İstanbul'da oynanacakmış. Sevgili seyirciler, bugünlük de manşetlerden bu kadar. Yarın yine aynı saatte bir Post Amerika programı ile daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.